Bugün ben yemeğimi Manisa'da yaptım. Spilda'nın eteklerindeki evimizde mantarlı makarna sosu yaptım. Merhaba arkadaşlar, Sevgiyle Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir mutfaktayım. Kızımın Manisa'daki mutfağındayım. Şimdi sizlere çok güzel, bizim bayılarak yediğimiz şahane bir tarif göstereceğim. Mantar sote. Aslında tam da mantar sote demeyelim. Kremalı mantar, sebzeli ve kremalı mantar. Bu mantarlar şöyle kavaklarda yetişen, kavak diplerinde yetişen mantarlardan. Muhteşem bir mantar bu. Bu istiridye mantarlarını biz çok severek tüketiyoruz, severek yiyoruz. Haftada bir en azından yapıyorum. Şimdi sizlerle de paylaşmak istedim. Hele de spagetti ile şahane oluyor. İsterseniz spagetti ile yiyin, isterseniz ekmek arası yapın. Her şekilde yiyebilirsiniz. Şimdi bu istiridye mantarlarını yıkamıyoruz. En güzel, en özel püf noktası bu. Yıkamıyorsunuz. Eğer bir toprak veya da kirlilik görürseniz bir tane bezle veya da kağıt havluyla alın, temizleyin. Benim mantarlar çok güzeldi. Hiçbir işlem yapmadım. Şöyle bakın, bu şekilde tertemiz mantarlar. Hiçbir işlem yapmadım, yıkamadım ve silmedim de, temiz olduğu için. Şimdi neler kullanıyorum içerisine? Mantar, şöyle bir paket 200 ml krema, biraz kaşar, bu 100 gram kadar var. Ve burada da kırmızı kapya biber ve yeşil biber. Bir tane de soğan kullanıyorum. Soğanı küçük küçük doğradım ve şu anda birazcık pembeleşti. Şimdi pembeleşen soğanıma bu küçük doğrayacağım mantarları, uzun uzun doğrayacağım mantarları, onları ekleyeceğim. Şimdi doğramaya geçiyorum. Mantarları doğradım. Şöyle çok da küçük değil, uzun uzun doğradım. Ben böyle daha çok seviyorum. Şöyle sizlere de göstereyim. Ve sotelenen soğanımın içerisine atıyorum. Yağ oranını siz kendi zevkinize göre ayarlayın. Makarnanızın ya da yiyeceğiniz yemeğin şekline göre yağını ayarlayın. Ben 3 yemek kaşığı yağ koydum buraya. Şimdi şu diğer mantarları da hepsini doğrayıp tavamın içerisine atacağım. Şöyle uzun uzun doğruyorum. Makarna suyu da burada kaynıyor. Şimdi mantarların hepsini bu şekilde doğrayıp tavaya koyacağım. Mantarları doğradım, tavaya attım. Mantarları kesinlikle yıkamayın. Hem lezzeti hem de şekli bozuluyor arkadaşlar. Bu şekilde doğradım ve tavaya koyduktan sonra üstünü kapatacağım. İyice kendi suyunu salarak pişecek. Çok fazla karıştırdığınızda da çok daha fazla sulanıyor. O yüzden bu şekilde suyunu salarak piştikten sonra kapağını açacağım. Kapağını açık pişireceğim. Sonrasında da görüşürüz. Şimdi biraz suyunu sala sala pişsin bu. Altını da kısıyorum ki yanmasın. Ara ara bakın ama karıştırmayın. Bakın hiç karıştırmadığımız için sulanmadı. Güzelce de suyunu salmış ve çekmiş bile. Şöyle karıştırıyorum ve şimdi biberleri ekleyeceğim. Bu mantarın tadı çok güzel arkadaşlar. Muhteşem bir tadı var. Mutlaka deneyin. Şöyle biberleri de küçük küçük doğradım. Tabii başrollerde mantarlar olsun istediğim için biberler böyle küçük doğrandı. Şimdi bunları da ekledim. Yine tavanın ağzını kapatacağım. Tavanın ağzını
Kapatıyorum. Yine bir 5 dakika kadar. Sonra yine bakacağım. Makarnamızdan tam buğday makarnası böyle haşlanıyor. Spagetti, tam buğdaylı spagetti. Bunu da deneyin arkadaşlar. Eğer denemediyseniz Nuh'un Ankara makarnasının tam buğdaylı makarnası. Güzelce sotelediğim biberleri ve mantarın üzerine kremayı boca ediyorum. Şöyle döküyorum üstüne. Kremayı koydum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. İçerisine biraz tuz. Yine bu damak tadınıza göre karabiber ve rendelediğim kaşar peynirini de ekliyorum. Evet, makarnamızın sosu hazır. İsterseniz makarnayı bunun içerisine koyabilirsiniz. İsterseniz de makarnalarınızın üzerine bu sosu ekleyebilirsiniz. Şimdi ben şöyle bir tabak alıyorum. Onun içerisine süzdüğüm makarnadan koyacağım. Şöyle. Makarnanın üzerine sosumdan ekleyeceğim şimdi. Şahane bir mantarlı makarnamız oldu. İsterseniz karıştırarak, isterseniz de bu şekilde yiyebilirsiniz. Yapıp yiyen arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum.